severim. Başlasak iyi olur. Öncelikle hadi davullar çalsın. Bir gökkuşağı resmi yapıyorsunuz. Vay canına, gökkuşaklarına bayılırım. Başlayalım o zaman. Çantamdan bir şeyler almam lazım. Oo, ben de çantama bir bakayım nelerim varmış. Ah, senin çantan bu mu? Hah, bunu resmim için kullanabilirim. Hey, bunu unutmuş olmalıyım. Ne hala güzel kokuyor. Şaka mı bu? Ay, şimdi çıkaracağım. Takılıyorum canım. Bana bir kalem lazım. Tabii ki üstü pırlanta kaplı bir kalem. Bu da nereden gelmiş böyle? Bakma bir fikir getirdi. Hey Kendall. Uzak tut şunu benden. Oh, çok iğrenç. Tamam, bu kağıdı katlayarak başlıyoruz. Üstüne koyduğumuz bu teneke kalemliği bir daire çizmek için kullanıyoruz. Sonra daireye bir yüz çiziyoruz. Gözlerle başlıyoruz. Gülümsemesini kat olan yere yayıyoruz. Ne harika bir gülümseme. Şimdi kağıdı açıyoruz. Bu para destesini cetvel gibi kullanıp yüzü birleştiriyoruz. Şimdi sıra bu yüzü renklendirmede. Renklerin mümkün olduğunca parlak olması gerekiyor. Ağzının içine bir gökkuşağı çiziyoruz. Sonra kağıdı tekrar katlıyoruz. Harika görünüyor. Hey, şuna bak. Çok iyi değil mi? Vay canına, çok şaşırdım doğrusu. Böyle daha başlamamıştım bile. Kullanabileceğim bir şeyler olmalı. Aa, eski tebeşirlerimi buldum. İşte bunları kullanabiliriz. Şimdi bana eski dostum çekicim lazım. Daha önce yaptığım bu kelebek şablonunu siyah fon kağıdın üzerine koyuyoruz. Sonra da bu tebeşirleri ezmeye başlıyoruz. Oo, bunu yapmak çok iyi geliyor. Ciddi stres azaltıyor. Şimdi şablonu kaldırıyoruz. İşte müthiş kelebeğim karşınızda. Harika iş çıkardınız kızlar. Biliyorum. Zor bir karar ama Birdney kazanıyor. Ha, gerçekten mi? Vay canına, teşekkürler. Ah, bu büyük haksızlık. Hey, üzülme, resmin hoşuma gitti. Bir sonrakinde sence ne yapacağız? Boya rulosuyla işimiz yok. Sen git bakalım. Acaba şimdi neyin peşinde? Umarım yine resim yapmaya hazırsınızdır. Ah, aman tanrım. Çarkımızı yine döndürelim. Bakalım bu sefer ne gelecek? Dans, ne harika seçim. Dans mı? Gerçekten mi? Bunu nasıl yapacağız ki şimdi? Belki perspektife bir bakmalıyım. Belki bu açıdan baksam nasıl olur? Artık çizmeye başlasam iyi olur. Ah, balerinim bayağı ortaya çıkmaya başladı. Oh, olamaz. Kalemimin ucu kırıldı. Ne yapacağım şimdi? Ah, kalem tıraş varmış burada. Bu işimi görür. Resme dönmem için kalemimi açayım. Ve hepsini açsam iyi olacak. Diğer renklere de ihtiyacım olabilir. Sonra ucu küt kalemleri de elden geçireyim. Oh, bir saniye. Vay canına. Şimdi resmi bitirmemin daha iyi bir yolunu keşfettim. Şunun belinde ne kadar güzel durduğuna bak. Sanırım çok güzel olacak. Bu sonuncusu o da şuraya geliyor. Tamam, şimdi hatlarını çizmek için bir siyah gazlı kaleme ihtiyacım var. İşte bu mumlu kalemi de ten rengi için kullanalım. Fosforlu kalemle saçlarını güzelce sarıya boyayalım. Ve sonra sırada pembe tacı ile pembe giysisi var. Aa, bir dakika, bal ayakkabıları da aynı renkte olsun. Az kalsın onları unutuyordum. İşte bitti, ona gerçekten bayıldım. Aman sanırım. Vay canına. Peki acaba bu açıdan baksam olur mu? Aa! Of, olamaz değil mi? Senin bir yerin acıdı mı? Of, bileğim. Sanırım bileğimi burktum. Çabuk havayı kaldır hemen. Pekala, resim yapmaya hazır mıyız? Bir gökkuşağıyla ısınalım şimdi. Gökkuşağı mı? Bu ısınma için bayağı iddialı. Buldum. Bir torba dolusu eşyam sonunda bir işe yarayacak. Bir bakalım. Aa. Aa, senin ufaklık. Aa, hayır. Aferin oğluma. İşte aradığım şey. Biraz sihre hazır mısın? Bu renklerin gökkuşağına dönüşünü bir izle. Şuraya birkaç tane sıkalım. İşte oldu. Yani neredeyse. Güzel. Şimdi bunu devreye sokalım. Çok güzel oluyor değil mi? Bütün iş eldekilerle çalışmayı bilmekte arkadaşlar. İşte. Bu biraz kirlendi sanki. Şimdi bantların hepsini çıkarıyoruz. Düzgün ve temiz bir çizgi gibisi yoktur. Yani üç çizgi gibisi. Ah, işte oldu. Yardımın için sağ ol. Çok etkileyici değil mi? Sanırım fena değil. Gelsin bakalım. Pardon. Bunu benim mi yapmam gerekiyor? Çok güzel.
sen çekilebilirsin. Yaratıcılığımı konuşturmam için bana biraz alan lazım. İlginç. Tabii öyle. Herkes izleyip öğrensin. Bir sürü renkli şey. Ne güzel değil mi? Şimdi ne olacağını izle. Gördün mü? Ben de güzel işler çıkarıyorum bazen. Ve bu bittiğinde elimizde kalan muhteşem gökkuşağı kumu olacak. Şu tonların canlılığına bak. Tada! Bu gerçekten muhteşem bir şeydi. Ah, ama daha işim bitmedi. Bu aslında bir gökkuşağı adam. Bu biraz kişilik katıyor. Sence de öyle değil mi? Ve... İkisi de ilginç olmuş. Bu yüzden bu turu ikiniz de kazandınız. Sorun değil. Açayım mı? Buyur. Gazlı kalem mi? Oo. Aç aç. Oo, bu bayağı sağlam bir şey. Hayır, çok daha iyi bir fikrim var. Hey, baksana. Tavşanı kim içeri almış? Aa, bunu nasıl yapıyorsun? Kurda dikkat et ufaklık. Aa! Ve şimdi özel gösterimiz. Oh, bu harika. Çok yeteneklisin. Woohoo! Hey, bir dakika. Ben sadece ellerimle konuşurum. Ama bir dakika, daha da iyi bir fikrim var. Şimdi gözlerimi ayarladığıma göre gölge kuklamı kağıda dökebilirim. Tek yapmam gereken boşlukları doldurmak. Bunun ne olduğunu çıkarabildin mi? İnsanoğlunun en iyi arkadaşı tabii ki. Şimdi bu köpeciğin tek eksiği biraz renk. Aa, bugüne kadarki en iyi çalışmam. Hiç durmayacaksın değil mi? Filmi bitti. Şuna bak, gölge oyunundan esinlendim. Daha iyice, niye benim aklıma gelmedi ki? Bunu seveceksin. Ne sevimli değil mi? Bu o tavşan. Peki. Bu ufaklığa da ilham verdi. Birkaç parmak daha. Bunu alsana. Teşekkürler. Of, yine mi? En azından atıştırmalıklarım var. Güzel. 1, 2, 3. Başla. Oo. Çiçek mi? Peki, kolay görünüyor. Bunu yapmak zorunda mıyız? Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Ben bir dahiyim. Mücevherlerimi kağıdın üstüne sereceğim. Şimdi de üstlerinden boyayacağım. Çok boyaya gerek yok. Ayrıca çeşitli renkler kullanacağım. Peki, bu kadar yeter. Boya fırçasının ucuyla zincirleri kağıt üzerinde sürükleyeceğim. Bu şekilde boya yayılacak, renkler birbirine geçecek. Karşınızda çiçeğim. Epey güzel oldu değil mi? Vah, etkilendim. Şimdi de makyajıma döneyim. Fırsat bu fırsat. Güzel görünmem lazım. Bir namımız var yani. Aynen, aferin sana. Tam da ihtiyacım olan şey. Şimdi çiçeğimi yapabilirim. Boyayı şu makyaj fırçasına batıralım. Sonra da aynısını yeşil boyayla yapalım. Harika görünüyor. Biraz da detay ekleyelim. İşte bu. Çok güzel oldu. Kanıtları da yok edelim. Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Güzel. Makyajımı yaparken dikkatimi dağıtma. Göz kamaştırıcıyım. Aa, süre doldu. Ne düşünüyorsunuz? Etkileyici değil mi? Benimki daha naif. Aa, mükemmel olmuş. Aa, çok ilginç Sarah. Beğeneceğinizi biliyordum. Aa, yok artık. Komik olan ne? Yüzünde boya var. Güzelim cildim, olamaz. Bir sanat eseri olmuş bu Sarah. Dünya onu gördü.
öyle. Resimleriniz mükemmel olmuş. İkinizi de tebrik ederim. Hey, havada aşk kokusu var. İşte bir sonraki yarışmanız. Bu bir kalp. Ve ilham versin diye burada özel bir konuğum var. Şuraya bakın. Merhaba hanımlar. Ben buna yakıcı bakışım diyorum. İyi ki şu vantilatörü getirmişiz. Aa, çok yakışıklı. Hey, onu önce ben gördüm. Hayır, ben gördüm. Bu turu kazanmam lazım. Özel bir şey yapacağım. Ver o kalpleri bana. Daha çok ver. Olabildiğince hızlı kesmeye çalışıyorum ama baskı altında iyi değilim der. Ah, buyurun. İşte bu tam ihtiyacım olan şey. Brian çok hoş biri. Muah, birlikte çok mutlu olabiliriz. Tamam, hadi başlayalım. Önce şu romantik mesajla başlıyoruz. İşte sanırım tam olarak istediğim bu. Şimdi harflerin çevresinden altın rengi kalemle geçiyoruz. Sonra bu yıldızları ekliyoruz. Diğer kalplerin üstüne bu mesajları yazmıştım. Sanırım bunu seçeceğim. Kenarlarını katlıyoruz. Ve kat izi olsun diye üstüne bastırıyoruz. Şimdi üst tarafını katlıyoruz. Böylece küçük bir zarf yapıyoruz. Kapağını kapatmak için bir çıkartma kullanıyoruz. Bunu diğerine de ekliyoruz. Bu bir aşk mektubu koleksiyonu. Bundan çok şirin bir anahtarlık yaptım. Vay canına, çok iyiymiş. Bu düşündüğümden zor olabilir. Bir şeyler düşünmem lazım. Tamam, başlıyoruz. Buraya bir kalp çiziyoruz. Ama bu biraz değişik bir kalp olacak. Değişik ama çok güzel görünen bir kalp. Merhaba hanımlar. Bu berduş görünümünü sevdim. Ve çizimin de müthiş olmuş. Bu güle ne dersin? Vay canına, çok centilmensin. Ve vay canına, bu nedir? Bu benim için mi? Güzellik ve yetenek bir arada. Ne güzel bir bileşim. Sana bir şey vermek istiyorum. Aa, bu inanılmaz. Evet, bu tepkiyi hep verirler. Benim için bir şeyin var mı? Sessiz ol. Benimle ilgileniyor işte. Bize bir sonraki konumuz verecek mi acaba? Evet. Bir alet tasarlamalısınız. Anladınız mı? Alet mi? Peki. Tam gereken şeyi biliyorum. Ay, işte geldi. Çok şirin değil mi? Ama bir iki düzenleme yapmam lazım. Bu iyi oldu. Artık işe koyulalım değil mi? Ve başla. Tamam, başlıyorum. Düşündüğüm şeyi mi görüyorum? Evet, çok inanılmaz değil mi? Hadi yap resmini ufaklık. Ama her sanatçıya ilham gerektiği için seninki de bu olsun. Sanırım bu minik kediciyi çizebilirsin değil mi? Sorun yok. Kusursuz bir daire çizmek için bu ufaklığa her zaman güvenebilirsin. Tanıdık gelmeye başladı mı? Sadece ona bir dakika verelim, gerekeni yapacak. Şu kusursuz çizgilere bak. Nasıl yani? Bunu onaylayamam. Robotlar gerçek bir sanat eseri yapabilir mi? Öyle görünüyor. Ah, çekilebilirsin. Bitmiş görünüyor. Ve fazla söze gerek yok. İşte mükemmel oldu, gördünüz mü? Evet, ama bu oyunu iki kişi oynayabilir. Sadece doğru şekiller gerekiyor. Şimdi bir bakalım. Bunları bir araya getirdik mi? İşte oldu. Sadece bir parça plastik ve telefonundaki fotoğraf. Ve hop, böyle üstünden geçebilirsin. Eldeki imkanları kullanmak her zaman işe yarar. Neredeyse bitti. Çok güzel oluyor. Yani bence. Ah, çok zayıf. Pekala, kim kazandı? Bariz nedenlerle Naomi kazandı. Demek yaratıcı olmak bu işin sırrı. Aptal robot. Senin yerin çöp kutusu. Beni duydun mu? Hayır. Çöp olan sensin. Ne? Benim için bir resim mi yaptın? Bu komik mi yani şimdi? Bugün teknoloji tam bir fiyasko oldu benim için. Ve sıra sende. Ha? Of, ben sanat yaparım, matematik değil. Bunun nasıl olduğunu biliyor musun?
Matematik. Biliyorum şapşap. Seninkini açsana. Ne? Bana da bir tane geldi. Baksana, bunları birleştirmeliyiz. Anladım. Bu sen misin? İdare et işte. Dinliyorum. Bu şeye çıkma. Amanın, bu kadar gürültülü olmak zorunda mı? İyi, tamam. Anladın mı? Ben kendim bulurum. Sadece biraz sanat zihri gerekli. Biri bir zürafaya çevireyim. Ne sevimli. Ya ikiyi? Kuya tabii ki. Ama üç sayısı güzel bir kelebeğe dönüşecek. Ya dört? O minik bir balık. Bayağı yaratıcı değil mi? İşte benim sevdiğim tarz matematik. Bayağı yaratıcıymışsın Kevin. Artık burada bana ihtiyaç yok. Benimkini çözmek istemez misin? Sanatçıların işi asla bitmez. Bak da öğren. Selam minik deniz atı. Küçük bir sincapla arkadaş olmak ister misin? O artık senin komşun. Ve yedi içinde denize geri dönüyoruz. Ve son olarak sevimli bir ayıcık. İşte hepsi bitti. Gerçekten de iyiyim. Sence de öyle değil? Biri yorgun düşmüş. Uyan! Hepsi bitti mi? Sence? Bravo! Yaratıcılıkta şampiyonsun. Zamanımızın Picasso'su. Peynir de. Ne? Neler oluyor? Onda abur cubur ne arıyor? Affedersiniz, ben de biraz atıştırmalık alabilir miyim? Hayır, olmaz. Biz bir meydan okumadayız. Şimdi çarkımızda meydan okumadan neyin geleceğine bakalım. Minyon mu? Gerçekten mi? Evet. Pekala. İşte size muzlar ve bir tuvalet kağıdı. Bunlarla ne yapacağız ki biz? Hey, şuna bir bak. Ne kadar gülüş görünüyor. Aman tanrım, çok haklısın. Ama bu tuvalet kağıdıyla ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Hey, bir dakika. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bu ipi de kullanacağım. Pekala, ben de bir bardak suyumu aldım. Boyalarım da burada. Tamam, boya fırçamla muzu da alayım. Artık işe koyulma zamanı. Ben aslında kalemle başlayıp muzun üstüne çizim yapacağım. Sonra bunu boyamaya başlayacağım. İlk olarak beyazla başlıyorum. İşte böyle. Şimdi siyaha geçiyorum. Siyah göz bebekleri için tabii ki. Şimdi maviye geçiyorum. Zaten minyonlar bu renkle tanınıyorlar. Pekala. Bu işin nereye gittiğini görebiliyorum. Sıra dişlerde çok şirin ve komik bir görünüşü var. Dilini biraz kırmızıya boyayacağım. Şimdi de sıra koyu mavi tulumunda. Gerçekten de bunu yapmak çok eğlenceli oldu. İşte oldu. Minyonlarım artık hazır. Vay canına. Hey, bana bir bak. Ben bir minyonum. Vay, çok etkilendim. Gerçekten minyona benzemişsin. Vay, ne yaratıcı. Hoşuma gitti. İşte minyonlarımın bitmiş hali, ne düşünüyorsunuz? Bence kazanan sen oldun. Bu minyonlar harika gözüküyor. Tebrikler. Harika bir iş çıkarmışsın. Bunu hak ettin. Teşekkürler. Güzel değil mi? Bir denemek ister misiniz? Kalp çizmek ne kadar zor olabilir ki? Şöyle birkaç kavisli çizgi. Epeydir kalp çizmemişim. Bir daha deneyeyim. Bir çizgi buraya. Öf, bu konuda hiç iyi değilmişim. Kenarlarını bile çizemiyorum. Bu çok uzun sürecek gibi. Belki bu kareli kağıdın yararı olur. Her kareyi kullanıp aşağı doğru inebilirim. Bu alt kısmını halleder. Şimdi sıra üst kısmında. Farklı renklerle daha güzel olur. Birkaç tane daha. Harika oldu. Buna bir bakar mısınız? Ne eşsiz bir yaklaşım. Ve buna gelirsek benim zevkime göre fazla gerçekçi. Bence bu turda Matt başarılı oldu. İşte bu. Pekala, şimdi ne yapıyoruz? Affedersiniz. Ah, elbette. Bir sonraki yarışmamız origami.
Origami mi? Peki. Neyse ki yanımda her zaman kağıt vardır. Şaka tabii. Bunu şu an verdi. Ben doğru dürüst işe yarayacak bir şey tercih ediyorum. Hatta daha da iyisi altın var yanımda. İşte burada. Vay canına. Bu gerçek mi? İşe koyulsam iyi olacak. Pekala, şunu içine atalım. İşler kızışıyor. Vay canına, altına döndü. Niye bununla yetineyim ki? Sen de gir bakayım. Aman tanrım. Evet, kesinlikle işe yaradı. Muhteşem. Bayan Betty, teşekkürler şef. Bu büyük haksızlık. Acaba benim bir yerlerde kağıdım var mıydı? Altın değil bu ama iş görür. Biraz sihir görmeye hazır mısınız arkadaşlar? Fena. Kağıt kırış kırış olmuş. Çok komik biliyorum. Ama işleri tersine çevirebilirim. Yalnız ütü üstüne fazla gezdirmiyoruz. İşte yepyeni oldu. Aman neyse. Benim düşünmem gereken başka şeyler var. Birkaç kez dikkatlice katlayınca bunun bir kağıt parçasıyla hiç alakası kalmayacak. Şimdi buraya birkaç işaret koyalım. Şu an tuhaf görünüyor ama sonunda çıkan şey anlamlı olacak. Tanıdık geliyor mu? Bu dünyadaki en güzel kız. Ne? Sabırlı ol biraz, tamam mı? Şuraya bir iki şey çizelim. Aynı şeyi diğer tarafa da yapıyoruz. Kanatları katlamaya ve boş yerlere çizmeye devam ediyoruz. İşte hepsi bitti. Ah, sen öyle diyorsan. Şimdi de renkler gelsin lütfen. Bak artık dans edebiliyor. Artık kollarını bacaklarını hareket ettirebilirim. Vay! Ben bununla yarışamam ki. Yoksa yarışabilir miyim? En üstte böyle bir kat yapıyoruz ve bunu aynı yönde tekrarlıyoruz. Bu şekilde aşağıya devam ediyoruz. Sonra buraya düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra böyle aşağı doğru devam ediyoruz. Sonra kapatıp kare haline getiriyoruz. Ne olduğunu anlayabildin mi? Buraya bir tavşan çiziyoruz. Çok şirin olmuyor mu? Arkadaşı ayıyı da yapmalıyız. Çok güzel oldu değil mi? İçini boyamayı unutmuyoruz. Turuncu ile mavi her zaman çok iyi gider. Şimdi sıra hayvan dostlarımızda. Renkler onlara hayat veriyor. Son bir şey. Kağıdı böyle açıyoruz. Tada! İşte bitti. Bu sefer seçim yapmak zor. Ama şu balerin yok mu? Sen kazandın. Ama ya benim şirin origamim. Aha evet. Neyse. Tada! Şey, bunlar bayağı farklıymış. Bana niye kereviz sapı çıktı ki? Ne güzel. Öyle mi? Ha? Anladım. Tam orada dur. Eşarbımı korumalıyım. İşlem başlasın. Ha? Bekle bir dakika. Al bakalım. Sana sadece bu kısmı lazım. Tabağa biraz boya dök. Ve tuvalini hazır et. Kereviz sapının dibini boyaya bandır. Sonra da kağıda bastır. Bak nasıl çiçek gibi görünüyor. Müthiş! Tam bir buket yaptım. O kadar güzel ki ağlayacağım. Hey, naber? Sanat yaptım bak. Ben hala bayağı açım. Sağ ol. Bunu ister misin?
Pekala, artık resim yapma meydan okumasına tamamen hazırız. Şimdi çarkı çevirip ne çizeceğinizi görelim. Hadi bakalım. Aa, ne hoş. Kalp geldi. Demek ki sevginin resmini yapacaksınız. Yaşasın. Kalp ve sevgiyle ilgili şeyler çizmeye bayılırım. Ne yapacağımı biliyorum. Sevgi kelimesi yani love'la başlayacağım. Aa, ne harika bir gündü. Kız arkadaşım yeşilliklerin içinde ne güzeldi. Tamam, şimdi bunu neşelendirip canlandıracağım. Bir kalp ekleyip O harfini bir kıza dönüştüreceğim. Ve diğer bir kalp olabilir. Ve E de onun hoşlandığı kişi olabilir. Çok şirin oluyor ama biraz renklendirmem lazım. Bu kalp pembe olmalı. Güzel, şu üstteki ufak olan da diğerine uygun olmalı. Biraz daha renk ekleyelim. Mesela elbisesi mor olsun. Gerçekten özel bir şeye dönüşüyor. Sırada renkleri değiştirmek var. Saçları sarı yapalım ki birbirlerine uysunlar. Oğlan da sanırım mavi bir şapka takmış. Yeşil renkli tişörtü var. Hayır, ben seni daha çok seviyorum. Bu renkli kalemlerle yüz ifadelerini de çiziyorum. Tada! Pekala çocuklar, şimdi ne yaptığınızı görelim lütfen. Ne? Olamaz. Sakızını ağzının içine tutar mısın lütfen? Ne yapıyorsun? Bir dakika, bu benim sanatsal çalışmam, inanın bana. Bir dakikaya daha ihtiyacım var, neredeyse bitti. İşte bitti. İşte bu benim aşkı betimleyen sanatsal çalışmam. Vay canına, iyi de sen bunu nasıl yaptın, inanılmaz. Aman tanrım, çok etkileyici, yüksek not aldın. Yine çarkımızı döndürüyoruz. Pekala, hadi bakalım, çarkımız bir kez daha dönüyor. Görünüşe bakılırsa yıldızlı bir gökyüzü seçti. Buldum, boyalar nerede, hemen başlamam lazım. Boya da hazır, fırça da, artık resim yapma zamanı. Şimdi bu siyah boyayla başlayacağım. Önce böyle kalın bir şerit çizeceğim. Buraya bir topak mavi sıkacağım. Sonra da sıra mor, mavi, beyaz, sarı ve turuncuda. Şimdi boyaları böyle iki yana yayalım. Bununla bir çeşit gölge efekti yaratıyorum. Tamam, şimdi burada sarıyla devam edeyim. Harika, güzel görünüyor. Şimdi alt kısmı biraz daha siyah boyayacağım. Belki buraya bir iki şey eklesem iyi olur. Şuraya ağacın yanına bir çift güzel gider. Yalnız dalların çıplak olmasını istemiyorum. Birkaç fırça darbesiyle dallara yapraklar kondurabilirim. Oo, çok güzel. Sanırım artık başlayıp nasıl olacağına bir baksam iyi olacak. Renk mavi olsun ve belki biraz daha mavi olabilir. İşte böyle. Bütün bu renkler hoşuma gitti. Çok eğlenceli. Pekala, boya fırçası. Artık çalışmaya hazır mısın? Macunla fırça darbelerinin oluşturduğu görüntüyü çok sevdim. Oo, boyanın tuvalin üstündeki şu yayılışına bak. Boyayı kenarlara kadar yayıyoruz. Boya tuvalimin üstüne damladı. Bir saniye. Bu aslında harika görünüyor. Hey, tuvalime bak. Yıldızlı gökyüzü resmin bitti bile. Evet, bunu görebiliyorum. Seninki kesinlikle muhteşem oldu. Çok teşekkür ederim. Bunu kesinlikle hak ettin. Çok ele gelen bir şey. Gerçekten ufak bir şaka sadece. Sıradaki yarışmamız bir fırça. Bernie nerede? Hiç bilmiyorum. Her neyse, olmadan da başlayabiliriz. Hadi o zaman. Bu çok kolay olacak. Alo, bir siparişim var. Ne hızlı bir servis. Alışverişi çok seviyorum. En sevdiğim hobim. Tamam, şimdi şunu kutudan çıkaralım. Bu nasıl sığmış buraya ya? Of, ağırmış da. Ama süpermiş. Bu kutuya artık ihtiyacım kalmadı. Üzgünüm, geç kaldım. Aman tanrım, bu tuvalet kağıdı mı? Sen neden bahsediyorsun? Evet, pardon. Evet, bu utanç vericiydi gerçekten. Ne kaçırdım? Bir dakika, bir şey yapmam lazım. Lütfen kes şunu. Çok iyi geldi ama. Bunu kullanabilirim. Boya fırçasına ihtiyacım yok. Pamuklu çubuğu kırıp ikiye bölüyoruz. Sonra tuvalet kağıdını sıkıca sarıyoruz. Şimdi de bunu yeşil plastiğe sarıyoruz. Aynen böyle. Bu bittiğinde bize bir çıkartma lazım. Bu çıkartmayı uca yapıştırıyoruz. Güzel oldu. Şimdi bunu bir şeffaf tüpün içine koyuyoruz. Sanırım artık hazır. İlk pamuklu çubuğu pembe boyaya batırıyoruz. Bu renk plastiğin rengine uyuyor. Sonra pamuğu kağıdın üstüne sürüyoruz. Bu renkli işimiz bittiğinde diğer pamuklu çubuğa geçiyoruz. Şimdi sıra mavide. Pamuğun boyu emmesini bekliyoruz. Sonra sanatımıza devam ediyoruz. Bu da ne? Demek olay bu, öyle mi? Sen daha hiçbir şey görmedin. Büyük planlarım var benim. Şu an bir şaheser yaratmak üzereyim. İşte bitirdim. Bu nedir? Neden böyle bir şey yaptın? Sen kaybettin.
de ama fırça elimden kaydı sadece. Dur. Önce ben açayım. Oo, taze sanat malzemeleri gibisi yok. Kendimi zor tutuyorum. İlham geliyor. Sen de benim gördüğümü görüyor musun? Hayır. O zaman otur da izle. Önce beyaz üstüne beyazla başlayacağım. Henüz pek görünmüyor değil mi? Ah, gerçekten anlamadım. Bunun yardımı olur. Vay canına, tebeşir kocamanmış. Ama hala bir şey göremiyorum. Ya bende ne varmış? Öf. Bir dakika. Bunlara ihtiyacım yok. Güle güle. Şimdi gelsin renkler. Kaderde ne varsa çıksın. Bitiyor. Hey. Ha? Etkilendin mi? Bu tablonun adını renkler koyuyorum. İlginç. Gerçekten. Benimkini görmek ister misin? Eminim artık görebiliyorsundur. Bu çok zekice. Bunu nasıl yaptın ya? Düşündüğünden daha kolay. Sadece çizeceğin resmi kağıda beyaz üstüne beyaz tebeşirle çiz. İlk rengini seç ve süngere sür. Sıradaki renk lütfen. Böyle görününce sayfa boyunca çek. Tebeşirin boyayı nasıl engellediğini görüyor musun? Ve bitti. Bu kadar kolay ve harika. Sırada ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. İşte çark yine dönüyor. Hadi bakalım, bu sefer flamingonun üstünde durdu. Pek hareketli bir şey değil. Ne yapacaksınız? Flamingo mu? Gerçek hayatta bir flamingo gördüğümü hiç sanmıyorum. Şaka mı bu? Bu sefer meydan okuma için hiç umudum yok. Ne yapacağım şimdi? Pembe olurlar değil mi? Sanırım öyle. Hayır, bu fikirde bir işe yaramaz. Üf. Buna dayanamıyorum. Ne yapacağımı da hiç bilmiyorum. Bir saniye. Elime bulaşan bu şey de nedir? Boya mı bu? Olamaz. Elimin her yeri pembe oldu. Hey, bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Bir el iziyle başlasam neler olacağını bir görelim. Vay canına, çok acayip oldu. Bu aklıma iyi bir fikir getirdi. Elimin çevresini çizerek başlayacağım. Sonra dış çizgilerini ayarlayacağım. Bir göz ve gaga da eklemem lazım. İlk olarak gaganın içini siyaha boyayacağım. Diğer her yeri pembeye boyayacağım. Bir sürü pembe yani. İleri geri gidip içini tamamen pembe yapacağım. Çok pembe oldu ama neredeyse bitiriyorum. Aa, burada pembe gazlı kalem varmış. Buna ihtiyacım var. Şimdi sırada el izimi tropikal bir kuşa çevirmek var. Baş parmağımı kuşun başına dönüştüreceğim. Siyah gagası burada. Sonra gözler ve bacaklar. Sıska bacaklar da burada. İşte bitti. Pekala çocuklar, flamingo çiziminizi artık görelim. İşte benim flamingo çalışmam bu. Benimki de burada öğretmenim. Aynen istediğiniz gibi. Gördüğüm kadarıyla bir tam gövde, bir de profilden kafa çizmişsiniz. İkiniz de harika bir iş çıkarmışsınız. Ah evet, bütün elim boya olmuş. Of evet, bunun için üzgünüm. Sıradaki turda tek boynuzlu at çizeceksiniz. Evet, onlara bayılırım. Atlara benziyorlardı değil mi? Hayvan çizme konusunda çok kötüyüm. Şşt, ne? Şuna bak. Bir sürü para. Resmimi çizersen hepsi senindir. Sera, senden beklemezdim. Hayır, kendin çizeceksin. Aa, siz bilirsiniz. Bu tur hiçbir şey yapamayacağım. Biraz abartıyor gibisin. Bu çizim için güzel bir tüyom var. Elimi kağıda koyup etrafını çizeceğim. Sonra detayları yapacağım. Tek boynuzlu at çizmek böyle çok kolay. Şimdi de boyama zamanı. Tek boynuzlu atlara pembe çok yakışır. Ya çok tatlı oldu. Boynuza biraz daha boya ekleyeceğim. Ne kadar da hızlı. Bitti gitti. Ya şuna bak. Neden bu kadar mutlusun? Aklıma bir fikir geldi. Molly'den kopya çekebilirim. Ama benimki zengin bir at olacak. Şundan mükemmel boynuz olur. Sanatın iyisi pahalıdır.
Ne düşünüyorsun? Ciddi misin? Aynı benimki gibi olmuş. Hayır, benimki daha pahalı. Hey öğretmenim. Oo, şuna bakın, harikulade. İkinize de aferin. Ben bir sanatçıyım. Peki bu sefer böyle olsun. Aman. Ay, üzgünüm, potasyum ihtiyacımı karşılamam lazımdı da. Sıradaki konumuz bu. Bu kadar çalışmak karnım acıktırdı. Bana yiyecek bir şey getirin. Oo, bu güzel. Hepsi çok lezzetli görünüyor. İlk hangisini denesem acaba? Vay canına, çok güzel görünüyor. Aa, ben de istiyorum. Çek şu piselerini. Yiyeceklerime dokunmanı istemiyorum. Aa, hadi ama bunların hepsini yiyecek hali yok ya. Peki sana bir yumurta vereceğim. Yakala. Ay dur, düşme. Oh, iyi kurtardım. Bunun için teşekkürler. Yumurtayı bir kasenin içine kırıyoruz. Sarısını ayırıp başka bir kaseye alıyoruz. Sarısını dağıtmak için parmaklarımızı kullanıyoruz. Şimdi yapış yapış bir dokusu var. İçine biraz yağ katıyoruz. Birazcık daha. Şimdi karıştırıyoruz. Sonra karışımı bir şırıngaya dolduruyoruz. Şırınga çalışmalarımızı kolaylaştırıp etrafı kirletmemizi önleyecek. Şimdi bu yumurta karışımını toz boyaya ekliyoruz. Fazlasına gerek yok. Birkaç damla yeter. Yumurta ile boyayı karıştırmak için bir fırça kullanıyoruz. Ah, oldu gibi görünüyor. Sonra yumurta kabuğunu alıp hafifçe eziyoruz. Kabuğu ufak parçalara ayırıyoruz. Bu ufak parçayı alıp maviye boyuyoruz. Bu renge bayılıyorum. Bu kabukları daha önce çizdiğim vazonun üstüne yapıştırıyorum. Sonra bu çiçekleri ekliyoruz. Çok doydum. Bir dakika, sanırım çok fazla yedim. Vay canına, pardon, kusura bakmayın. Ama çok iyi geldi doğrusu. Yalnız hiçbir şey israf etmek istemiyorum. Belki bununla bir şey tasarlayabilirim. Daha önce bu fon kağıdını maviye boyamıştım. Şimdi bu brokoliyi fırça olarak kullanıyoruz. Boyayı kağıda bandırıyoruz. Farklı renkler kullanıyoruz. Bu harika bir yaprak efekti yaratıyor. Ne dersiniz? Çok güzel. Ah, bayıldım. Çok yaratıcı. Hanginizi seçsem acaba? Zor bir seçim ama Kendall kazanıyor. Yaşasın, ben bir harikayım. Pekala, sakin ol bakalım Picasso. La 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 la. Pardon çocuklar. Bu sefer ne çıkacak acaba? Bir yıldız, başlayın. Bu ne? Çizim malzemeleri mi? Ama neyse, molin olsun. Oo, şunlara bak. Vay. Bugün benim şanslı günüm. Kağıdın üstüne şablonu koyalım. Fırçayı da farklı farklı renklerle kaplamıştım. Harika bir etkisi oluyor. Şimdi şablonu dikkatlice kaldıralım. Vay, gökkuşağı gibi oldu. Bayıldım. Sen ne yapacaksın bakalım? Bir arama yapmam lazım. Alo, evet, biraz yardım isteyeceğim. Neler oluyor burada? Yıldız mı çizeceğiz? Kolaymış. Benim gibi bir uzman için hiçbir şey değil bu. Never öğren. Daha zorlayıcı bir şey daha iyi olurdu ama ne yapabilirim ki? Ve bitti. Alkışlarınızı alabilirim. Biliyorum, çok yetenekliyim. Aa, bitirdiniz mi? Aman aman, sanat eseri gibisiniz. İlhamım oldunuz. Ya yapma. Her gün resmini yapabilirim. Ben gideyim bari. Hiç böyle güzellik görmemiştim. Bunu sana yaptım. Aa, çok romantiksiniz. Siz yanımdayken içim ilham doluyor. Gidelim buradan. Hey, gidemezsiniz, resmim. Ya. Of. Nedir bu kadar uzun süren? Neredeyse bitti. Sabrınızın karşılığını aldınız. Tada! Bu bayağı eğlenceli görünüyor. Çocuk çizmek çok kolaydır. Her gün aynada birine bakıyorum zaten. Çok iyi. Eli bunları yapmayı nereden öğrenmiş? Bu hiç olmadı. Matt, hiç vaktin kalmadı. Şu çizimleri görelim bakalım. Şimdi çok hızlı düşünmem lazım. İşte size bir çocuk. Ha? Evet, sanırım bu bir çocuk. Bir dakika, ufak bir ayarlama yapmama izin verin. Tamam ama bir dakikan var. Teşekkür ederim. Bu harfler harika başlangıç noktaları. İlk önce bunları birleştiriyoruz.
Bak, bir şeyler bir araya gelmeye başladı. Ve biraz renk çizimi daha canlandıracak. Hiç fena olmadı. Ha, al sana sanat meydan okuması. Bu bir başyapıt. Ne düşünüyorsunuz? İki Picasso var karşımda. Yapabileceğimizi biliyordum. Beklerken makyajımı biraz tazeleyeyim. Görünüşe bakılırsa sizin resmini yapacak bir şeye ihtiyacınız var. Çark zamanı. Ah, butona bastı. Acaba bu sefer ne gelecek? Kulak temizleme çubuğu gelmiş gibi görünüyor. Hani şu kulaklarınıza soktuğunuz şey. Ah, şimdi ne yapıyoruz? Of, olamazsa pudra burnuma kaçtı. Hapşuu! Çubuklar bütün odaya dağıldı. Ay! Ha, kusura bakmayın lütfen. Aa, yüzümün ifadesi böyle mi? Hapşırırken bütün makyajım kağıda çıkmış. Aman tanrım, iki çubuk burnuna girmiş. Ah, evet biliyorum, hissedebiliyorum çünkü onları. Pekala, şimdi bunların bir kısmını kenara çekeyim. Artık resmime başlayabilirim. Elbiseli güzel bir kadın yapacağım. Saçları da uzun olacak çünkü neden olmasın. Pekala pekala, şu ana kadar bayağı güzel gidiyor. Şimdi kulak çubuğunun ucunu kesmem lazım. Ve aynı şeyi diğerleriyle de yapacağım. Şimdi sıra elbisesini çubuklarla ve tutkalla süslemekte. Hepsini böyle yan yana sıkıca yapıştırıyoruz. İlk sıra bitti. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Bu kat için mavilerle yeşilleri kullanacağım. Kulak çubuklarıyla çalışmanın çok eğlenceli olduğunu kim bilebilirdi ki? Şimdi elbisesinin üstünü tamamlayacağım. Ah, işte bitti. Şimdi sıra yaptığım harika sanatı göstermekte. Bu kızın muhteşem elbisesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne müthiş bir moda tanrıçası yarattın sen öyle. Ah canına, keşke bu gerçekten giyebileceğim bir elbise olsaydı. Çok inanılmaz. Benim de elimde olan tek şey hapşırdığımda yüzümün kağıda çıkan izi. Şimdi ne gelecek sence? Pekala, hazır mısınız? Bu seferki seçiminiz bir çocuk gibi görünüyor. Şimdi nasıl bir şey yapacağınızı merak ediyorum. Ne yalan söyleyeyim, bu seferkini pek becerebileceğimi sanmıyorum. Ah, olamaz, abur cuburum bitmiş. Bu hiç iyi olmadı işte. Ben şimdi ne yapacağım? Ah, bir saniye. Şimdi elimde boş bir tabak var demek. Evet, bu kesinlikle işe yarayacak. Harika bir fikrim var. Sen orada tabak ve gazlı kalemlerle ne yapacaksın ki? Anlamadım, tabağın üstüne ne çiziyorsun ki öyle? Sen benim için endişelenme, ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi tabağın üstündeki şu çöp adam çizimimi bitireceğim. Acaba bunun için nasıl bir şey yapsam? Yine kelimeleri kullanacağım. Bunu yapınca sanki daha iyi iş çıkarıyorum gibi. Pekala, hadi bakalım, şimdi sıra bunu dönüştürmekte. Ona bir gözlük ve saç çizelim. Güzel oluyor, kulakları unutmak olmaz ama. Ve tabii çenesini, burnunu ve ağzını da. Pekala, çöp adamın işi tamam. Ona bir balon da verelim. İşte. Şimdi balon uçup gitmesin diye ona bir de ip bağlayalım. Dişimde bir şey var sanki. Oh, çok iğrenç. Bu iyi olmadı. Belki bir şey içsem yararlı olur. Galiba daha iyiyim. Sanırım senin saçların turuncu olmalı. Biraz daha boyayınca saçlarının işi tamamdır. Pekala, gömleğin yeşil mi olsun? Tabii ki. Ben bitirdim. Of! Çöp adamımın üstünü suyla kapladın. Çöp adamım boğuluyor. Onu kurtarmak için bir şeyler yapmam lazım. Hayır hayır hayır. Çöp adam paniğe kapılma. Bir dakika, bir şey oluyor. Çöp adamıma bir şeyler oluyor. Ah tabii ya, suyun üstünde yüzdüğü için boğulmaz ki o. Çöp adam harikasın, ona bayıldım. Harika bir iş çıkardın. Bu turu ben mi kazandım? Bu inanılmaz. Bu sefer kalp çizeceksiniz. Birkaç malzeme ihtiyacınız olacak. Göreyim sizi kızlar. Şu kalemlere bak, vay canına. Hepsi bu mu? Cidden mi? Eşyaslar. Aa, bir fikrim var. Bu şey müthiş olacak. Devasa bir kalp çizeceğim. Gayet güzel gidiyor. Şimdi de içine daha küçük bir kalp çizeceğim. Mükemmel oldu. Berbat olmuş. Hey, resmime bak. Tatlıymış. Ben de bir şeyler çizsem iyi olacak. Dur bakalım. Bir fikrim var. Kurşun ve tükenmez kalemi aynı anda kullanacağım. Eğlenceli kısma geçelim. Kalbin ortasından geçen çizgiler çekelim. Aynen böyle. Şimdi de gölge ekleyelim. Yer yer daha koyu çizgilerle gölge yapalım.
Plan tıkır tıkır işliyor. Şimdi de kalbi etrafından kesip çıkaralım. Öğretmenim, bitirdim. Pardon. Evet, görelim bakalım. Oo, gayet zekice Molly. Beğendim. Sera, senin kalbin nerede? Şurada öğretmenim. Oo, biraz sokak sanatı gibi olmuş. Yaklaşımlar farklı ama ikinizinki de harika. Bayıldım ya, teşekkürler. Miyav. Çok büyüleyici değil mi? Hadi kendinize gelin artık. Şimdi kedi mi çizmemiz gerekiyor? Olur herhalde. Bu biraz zor gibi. Bugün biter değil mi? Bıyıkları... Biraz ilham lazım bana. Gerçekten uyuyor mu? Şimdi işe girişebilirim. Hoşça kal de ufak kedicik. Sen benimle geliyorsun. Hey Ellie, bunu nasıl aldın? Ama bu haksızlık. Ben de bir tane istiyorum. Ama ben de aklımı kullanabilirim. Ay güzel oğlum. Ben gerçeğini tercih ederim. Yine becerdim işte. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ve ben de seni çizeceğim. Tahminimden büyükmüşsün. Kenarlarını çizemiyorum. Belki biraz dönsen... Yok, bu işe yaramıyor. Ne güzel bir tesadüf oldu. Kedi yazmayı biliyorsun. Matt, onu bir saniye tutar mısın? Sen nereden geldin bakayım? Her neyse. Hadi şunu halledelim. Böyle çok daha iyi. Şimdi sıra kedi kelimesini biraz kediye benzetmekte. Bu ufaklığı kahverengiye boyayacağım. Kulakları unutma. Ve belki üstüne birkaç eğlenceli çizgi çizersem... ...neredeyse gerçeği kadar sevimli oldu. Ne düşünüyorsun? Evde kimse var mı? Ne kaçırdım? Aa evet, kedi çizecektiniz. Çok güzel Ellie. Bu bana çok tanıdık geldi Matt. Ve şimdi bunun sebebini biliyorum. Üzgünüm. Sanırım bu turu ben kazandım. Pekala, çarkı yine çevirelim. Şuna bakar mısınız? Bu sefer köpek geldi. Ne yapacağımı biliyorum. Şapkamda şu an. Ne? Plastik tavuk mu? Bu da nereden çıktı şimdi? Buralarda bir yerde olduğunu biliyordum. Bir dakika, ihtiyacım olan bu mu? Hayır, bununla artık pek fazla oynamıyorum. Hadi ama bu şapka o kadar da büyük olamaz. Bu bir çeyreklik mi? Aradığın şey bu mu? Bana da bir tane varmış. Pardon, bunu ben alayım. Ay canına, şapkamın içinde bu kadar çok şey olduğu kimin aklına gelirdi ki? Tamam, şimdi benim bir kaleme ihtiyacım var. Anlamadım, sen bozuk parayla ne yapıyorsun? Bunun çevresini çizince düzgün oluyor. Birkaç tane daire lazım. Anlamadım, bir dakika, ne yapacağımı biliyorum. Umarım iyi çalışıyorsunuzdur orada. Tamam, kapşonumu şimdi kafama çekeceğim. Birazdan dönerim. Hey selam. Ben sana bunu versem sen de bana köpeğin ödünç verir misin? Teşekkürler aman tanrım. Bu tatlı ufaklık da kimmiş? Benim adım Patrick. Gülümse, senin birkaç fotoğrafını çekmem lazım. Çok şirinsin Patrick. Sen de rahatlıkla bir model olabilirsin. Alın bakalım ufaklığı. Çok teşekkürler. İçindeki küçük daire hariç çizdiğim ovalin içini boyadım. Bu çizgilerle noktaları da ilave ettim. Şimdi sırada kafayı çizmek var. Şimdi bayağı bir şeye benzemeye başladı. Kulakları da unutmamak lazım tabii. Köpeklerin kulağa ihtiyacı vardır. Ve bir gövdeye de ve son olarak sıra kuyruğunda. Şimdi içini boyayalım. Kulakları, ayakları ve yanakları kahverengi olmalı. İşte bitti. Vay canına, geri geldim ve kimse gittiğimi fark etmemiş bile. Şimdi hemen çizimimi tamamlayayım. Öğretmenim, ben bitirdim. İşte benim köpek çizimim bu. Ben de bitirdim. Oh, aman tanrım. Şunun ufacık melek yüzüne bakar mısın? Sen kazandın. İyi de bu onu çizmemiş bile. Bak nasıl dönüyor. İşte sıradaki konunuz bu. Ne heyecan verici. Şaka mı bu? Bununla ne yapacağız hiç anlamadım. Gömleğimden bir iplik sökülmüş. Bir tane de burada var.
Aa, tam ihtiyacım olan şey. Belki bunları kullanabilirim. Oo, makyaj yapıyor. Belki hiç fark etmez. İşte tam fırsatı. Doğal davran. Ah, işte aldım. Harika, hallettim. Bu ipi bir rujla kaplıyoruz. Sonra ipleri defterin üstüne koyuyoruz. Bu şekilde bir dalga şekli veriyoruz. Sonra defteri kapatıyoruz. Ve ipleri çekiyoruz. İşte karşınızda soyut bir eser. Harika görünüyor değil mi? Vay canına, çok etkileyici gerçekten. Bir dakika Bertney. Evet. Bu nereden çıktı şimdi? Sen de kalsın. Biz bu fırçayı kullanıp tuvalimizi siyaha boyuyoruz. Ama yarısında boyamayı kesiyoruz. Ortaya tutkallı bir çizgi çekiyoruz. Siyah boyanın ve siyah tuvalin üstüne fırçayla tutkalı yayıyoruz. Aynen böyle. Kurumadan evvel üstüne sim serpiştiriyoruz. Ah, çabuk olmam lazım. Of, çok uğraştırdı gerçekten. Ha, bu altın mı? Bu resmimin üstünde harika görünecek. Vay canına, kepeğim bile altından benim. Ama artık daha iyi bir şampuan kullansam iyi olur. Tuvalin üstüne bir kalp şablonu koyuyoruz. Sonra bir sprey boya alıp şablonun üstünden geçiyoruz. Çok canlı bir renk gerçekten. Şablonu dikkatlice kaldırıyoruz. Vay canına. Bunu duvarıma asacağım. Güzel olmuş değil mi? Ne demezsin sen, bir de bunu gör. Vay canına, çok parlak. Ay, hiçbir şey göremiyorum. Koy şunu yerine. Böyle daha iyi. Vay canına. Harikulade. Çok özel bir şey hakikaten. Bir dahakine uyarsan iyi olur. Şimdi butona son kez basıyoruz ve o çarkı son kez döndürüyoruz. Bu tavşancık çok şeker değil mi? Hadi bakalım, bunu çiziyorsunuz. Oh, bu eğlenceli olacak. Bunun için ressam kıyafetimi giymem lazım. Vay, bu ne? Kıyafetlerimizi değiştirebileceğimizi bilmiyordum. Üzgünüm, şu an konuşamam. İlham Pelim'le konuşmakla meşgulüm. Sonra bir sürü çizgi daha çizeceğim. Serbest kalıp vahşi doğaya gitmek istiyorum. Ha, ne çabuk çizdin o tavşanı sen? Evet, İlham Pelim konuşuyor. Ben de deniyorum. İşte bitmiş hali. Ah, aman tanrım, çok ürkütücü. Yok artık. Amanın. Bu sadece bir yaban tavşancığı. Ben sevimli tavşancıkları severim. O yüzden ürkütücü görünmesini istemiyorum. Böyle çizdiğim bir tarafını her tarafında da tekrarlıyorum. Tavşancımın kolları ve bacakları da olması lazım. Kuyruğu tamamdır. Şimdi buna sevimli bir yüz ekleyelim. Tabii havuçsuz bir tavşan olmaz. Ancak şimdi sıra seni renklendirmekte. Mesela kulaklar pembe olabilir, yanaklar da pembe olabilir. Bu çok güzel olacak. Bu arada havucun da rengi olması lazım. Ne diyorsun tavşancık, sen beyaz mı olmak istersin? Hayır hayır, hadi seni mavi yapalım. Benim tavşancım da bitti, ne düşünüyorsunuz? İşte benim de beklediğim tavşancık tam olarak buydu. Sevdiniz mi? Gerçekten mi? Yaşasın. Çok teşekkür ederim. Her neyse, bu sadece bir tavşancık çizimiydi zaten. Neler oluyor? Her şey geriye sarıyor. Ama bu neden oluyor ki? Bir yerde duracak mı artık? Hiç bilmiyorum, ben korktum. İşte burası benim yüzümü boyadığın an. Burada meydan okumaya geldiğimiz an. Parka geri döndük. Ve hepimiz sağ salimiz. Hey, bakın, sizinle paylaşabileceğim çikolatalarım var. Kızlar, siz ne yapıyorsunuz? Tatlı şeyler yemek yok. Hiç sağlıklı değil. Alın bu portakalları yiyin. Bunların içinde bir sürü C vitamini var. Herhalde öyledir. Yaratıcılık sadece kağıda bir şeyler çizmekten fazlasıdır. Dans etmeniz bitti mi artık? Çünkü şimdi köpek çizeceğiz. Bu ilginç olacak. Kulaklarla mı başlıyorum? Matt, yardım ister misin? Şu köpeğe bir bak istersen. Ne? Köpek mi? Unutun gitsin. Hey Ellie. Köpeği gördün mü? Hey, görüyorum şimdi sanki. Bu bir Rottweiler'a benziyor. Şöyle kenarlarını çizebilirim. Sonra da detaylandırayım. Yani mesela böyle bir tasmayla. Ve güzel gözleri bir köpeğin olmazsa olmazı tabii ki. Sıra ıslak burnunda. Ve uzun bir dil. Bir de şöyle güzelce renklendiriyoruz. Bu şey gerçek bir sanat eserine dönüştü. Bu işte gerçekten iyiyim. Benim biraz fazladan yardıma ihtiyacım var. Bunun da işe yarayacağını sanmıyorum. Bu buraya nasıl girmiş ki? Nasıl yani? Bulmayı umduğum şey işte buydu. Benim akıllı oğlum. Ve çok da yakışıklı. Gerçekten çok harikaymış.
Bir dakika, olmaz. Senin çizimin nerede? Benimki hazır efendim. Sana bayağı ilham verdiğimi görüyorum. Yaşasın. Ama şimdi şunu biraz mıncıklamak istiyorum. Tüylerin ne yumuşacıkmış. Sonraki meydan okumaya hazırız. Dansa bayılıyorum. Görünüşe bakılırsa bu sefer bir balerin geldi. Bir dakika, ne? Bunu nasıl çizeceğiz ki? Bana hiç bakma. Ben hiç baleye gitmedim. Bir dakika, buldum. Bir kağıda ihtiyacım var. Onu böyle ikiye katlayabilirim. Sen ne yapıyorsun orada? Origami mi? Bu çok iyi olabilir. Biliyorum ama kağıdı çok iyi katlaman gerekiyor. Ortasını böyle katlayarak başlıyorum. Sonra bunun tersini yapıyorum. Sonra açıp kenarları katlıyoruz. Güzel. Daha sonra alttaki kanadın her iki tarafta yukarı çıkması lazım. Evet, çok iyi oluyor. Kağıt katlamaya bayılıyorum. Şimdi yukarı çıkan kenarların aşağı basılması lazım. Bu köşeye de aynısını yapıyoruz ve devam ediyoruz. Az kaldı. Bu tarafların ikisinin de katlanması lazım. İşte oldu. Bitirdim. Kağıt parçasıyla bir kayık yaptım. Ne dersin, hoşuna gitti mi? İşte müthiş oldu. Kayığım için kağıttan bir çift minik yelken. Ama bunun dansla ne alakası var? Çünkü kayıklar ilerler. Dalgaların üstünde dans ederler. Bir dakika, ne? Bu çalışma için bunu mu vereceksin? Bunun hiç şansı yok. Arkadaşın haklı. Bu bir balerin resmi, kayık değil. Peki o zaman, ama origami sayesinde hala bir şeyler yapabilirim. Yoksa başka bir kayık daha mı yapacaksın? Çünkü bu yine işe yaramayacaktır. Hayır, bu kayık başka. Bak, bu sefer onun bir tek boynuzu var. Senin bir tek boynuzun var. Sen harikasın. Bu yine de sayılmaz. Tamam, haklısın ama şimdi elimde bu var. Üçüncü de olur. Bu sefer iki farklı renkli kağıt kullanacağım. Bu kesin işimi görecektir. Ne yapıyorsun? Canına bu zormuş. Bunu nasıl yapıyorsun? Çok hızlı ilerliyorsun. Takip etmek zor. Evet, işte bitti. Çok güzel bir gül yaptım. Senin için. Çok güzel olmuş. Bunu benim için yaptığına inanamıyorum. Ama ben ne yapacağım? Buldum. Tekrar katlamaya başlayacağım. Kağıdı çok iyi katlamak için bu cetvelin arkasını kullanacağım. Bu kısmı biraz zor. İçini böyle dışarı çıkarmam lazım. Aynısını diğer tarafa da yapıyorum. Şimdi bunun üzerine biraz çizim yapmam gerekiyor. Kağıdımın üstüne küçük şirin bir balerin çizmem lazım. Çok şirin oldu. Tamamıma diğer kısımlarını da çizmem gerek. Hala bir yüzü ve ellerinin olmasına dikkat etmem lazım. Ve daha sonra bunu diğer tarafa da yapıyorum. Üst tarafına bunu yaptıktan sonra aynı şeyi bacaklarının olduğu kanatlara da yapmam lazım. Daha güzel görünmesi için sanırım biraz da boyamam lazım. Ama her iki kanadı da boyamayı unutmamalıyım. Sanırım kıyafetini mavi bir tütüyle bitireceğim. Şirin oldu. Oraya mavi, buraya da mavi. İşte ben de benimkini bitirdim. Ta-ta. Şimdi sana bunun nasıl yapılacağını göstereceğim. Kağıdın kanatlarını alıp bunları aşağı doğru katladığımda onu dans ettirebiliyorum. Bak ne kadar güzel oldu. Vay canına. Vay canına, ne inanılmaz bir iş olmuş. Sen kazandın. Evet, kazanacağımı biliyordum. Ama ben... Beni mi bekliyorsunuz? Çevirelim bakalım tekeri. Çok eğlenceliymiş. Gökkuşağı demek. Bolca boya gerekecek. Bence gayet kolay olacak. Alt üstü bir kavis çiziyoruz. Yok ya, tahmin ettiğimden zormuş. İşte güzel olmadı. Gerçi sanırım şunu kullanabilirim. Sanırım buldum. Bir şerit kağıt alıp bu şekilde katlayalım. Sonra da tatlı minik bir yüz çizelim. Ardından gözler. Gidişatı beğendim. Yaratıcılığım üstümde. Hey, dikkatli ol. Pardon, resmin böyle daha güzel olur. Evet, şimdi de renklere geçelim. Henüz gözlerini boyamak istemiyorum. Bu pembe de ne parlakmış. Bu renk bir oje almalıyım. Tasma da sarı olabilir. Gözleri de yeşil yaparım. Ne kadar da mutlu bir kedi oldu. Gülüşünden gökkuşağı çıkıyor. Molly'ye göstereyim. Çok komik. Serinin döktüğü boyayı temizlesem iyi olacak. Daha da yaydım. Dur biraz. Şunu kullanabilirim. Harika bir fikir. Tuvali maviye boyamıştım. Bu süngerle de beyaz bulutlar yapacağım. Buluttan da turuncu boya katacağım. Aynı şeyi farklı renklerle yapalım. İşte bu. Bitti. Hey, yüzüme dikkat et. Öğretmenim, şuna bakın. Bakalım Molly. Oldukça özgün ve rengarenk. Çok güzel olmuş. Vay.
Çok eğlenceli olmuş. İkinizle de gurur duyuyorum. Bir ödülü hak ettiniz. Müthiş bir iş çıkardık Sera. Ve sıra sonuncu renkte, yani morda. Dikkat lütfen. Daha işimiz bitmedi. Demek şimdi gökkuşağı çiziyoruz. Oyun tekrar başlasın. Bunu unutmamam lazım. Hep kırmızıyla başlıyorlar. Bak, şimdiden gökkuşağına benzemeye başladı. Ben gazlı kalemleri pek tercih etmiyorum. Sen kendi işine bakar mısın? Hiçbir şey yaptığı yok. Hey, o bir poppet mi? Bunlara bayılıyorum. Bu tam ihtiyacım olan şey. Çok harika değil mi? Ama ben bunu farklı bir şey için istiyorum. Her bir çizginin kendi rengi olacak. Buraya da birkaç çizgi. İşte çukurları da unutmamam lazım. Şimdi hızlıca döndürüyoruz. Böyle yapmak çok rahatlatıcı değil mi? Neredeyse bunun kadar rahatlatıcı. Öğretmenim, buraya bakar mısınız? Hey! Biz hazırız. Vay canına, bir sürü harika renk. Biraz amatörce ama... Peki. İşte bu farklı bir tarz.